Evet. İyi günler değerli basın mensupları. Bugün Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyeleri aramızda. Bu basın toplantısını onlar da izleyecekler. Ben kendilerine partimize hoş geldiniz diyorum. Değerli basın mensupları, 31 Mart'ta yerel seçimler sona erdi. Ama İstanbul'da Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandıktan sonra iktidar mızıkçılık yapmaya başladı. Bu işleri içine sindiremedi. Oyun bozanlık yaptı. İmamoğlu'nun 18 günlük başkanlığında İstanbulluların geçiminin kolaylaştığı, hayat pahalılığının gerilediği görüldü. Sarayın kibirli adamı seçimleri delilsiz, gereksiz iptal ettirdi. Ramazan'ın ilk gününde Yüksek Seçim Kurulu İmamoğlu'nun hakkını yiyerek iftar yaptı. Milletin verdiği mazbata masa başında çalındı. Seçilmiş başkan Ekrem İmamoğlu'nun hakkının elinden alınmasının üzerinden 38 gün geçti. Seçmen aynı zarf içinde aynı sandığa 4 oy pusulası attı. Atılan oyların 4'ünü de aynı kişiler saydı. Sarayın emir kulu Yüksek Seçim Kurulu sandıktan çıkan 3 oyu geçerli kabul etti. Birine geçersiz dedi. 10 gün sonra İstanbullular Ekrem İmamoğlu'nu bu defa kahir ekseriyetle yeniden seçecekler. Gereksiz gasp edilen hakkını İmamoğlu'na geri verecekler. Her şey çok güzel olacak. Sarayın kibirli adamının kaprislerinin, rant hırsının bedelini sadece 16 milyon İstanbullu değil, 82 milyon yurttaşımız ödüyor. Ülkemiz son 6 aydır seçim atmosferinden bir türlü çıkamıyor. Herkesin işine gücüne dönememesinin millete ağır bir bedeli var. Ekonomideki kriz her geçen gün biraz daha derinleşiyor. Ekonomi son 2 çeyrektir daralıyor. Öncü göstergeler ve sokaktan yükselen sesler içinde bulunduğumuz bu çeyrekte de ekonominin iyi gitmediğini gösteriyor. Önemli bir iç talep göstergesi olan otomotiv sektöründeki satışlar Mayıs ayında da düşmeye devam etmiş. 2019'da ilk 5 ayında toplam araç satışlarındaki düşüş %50'yi bulmuş. Bu sektörden ekmek yiyen binlerce çalışanımız var. Bu çalışanların bir kısmı ekmeğinden oldu. Büyük bir kısmı ise tedirginlik içinde bekliyor. Bayilerin kapanma noktasına geldiği söyleniyor. Ekonomide güven yerlerde sürünüyor. Tüketici güveni Mayıs ayında tüm zamanların en düşük seviyesine indi. Yine reel kesim güven endeksi de son 7 ayın en düşük değerine geriledi. Tüketim için bir diğer önemli gösterge kredi kartı harcamaları. Yılın ilk 5 ayında kredi kartı harcamaları reel olarak düşmüş. Tüketici kredileri de reel olarak gerilemiş. Tüm bunlar ekonomide tüketicilerin iştahının kesildiğini, geleceğe güvenlerinin kalmadığını, borca battıklarını, yeniden borçlanacak durumda olmadıklarını da gösteriyor. Ama dün Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu bir karar aldı. Dedi ki, kredi kartta bazı ürünlerde kredi kartlarıyla yapılacak alışverişlerde taksit sayılarını uzatıyorum. Arttırıyorum dedi. Zaten borca batan millete vadeyi uzattım, biraz daha borçlan diyerek bu işleri çözmeye çalışıyorlar. Aslında iktidar ezberini hiç bozmuyor. Mali piyasalardaki ihtiyati tedbirleri gevşeterek, vatandaşı borca batırarak işleri düzelteceğini zannediyor. Oysa milletin borca değil, işe, aşa, doğru düzgün gelire ihtiyacı var. Saray ise İstanbul seçimleriyle uğraştığı için vatandaşı aspirinle, pansumanla uyutmaya çalışıyor. Sadece tüketim değil, yatırım ve üretim iştahı da kalmadı. Makine teçhizat yatırımları son 4 çeyrektir. Toplam yatırımlar ise son 3 çeyrektir geriliyor. Nisan'da yatırım malı ithalatı geçen yılın aynı ayına göre %28 düşmüş. Yani bir başka ifadeyle yatırımdaki sıkıntı Nisan ayında da devam etmiş. Hatta derinleşmiş. Yine imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi Mayıs'ta çok sert bir biçimde düşmüş. Bu endeks 14 aydır kritik eşik olan 50'nin altında seyrediyor. Firmalarımızın özellikle yeni sipariş alma konusunda çok sıkıntılı oldukları bu endeksten takip edilebiliyor. Hem tüketim hem de üretim tarafında yaşanan
Bu kaygı verici gelişmeler belirli sektörlerde yapılan vergi indirimlerine rağmen hala sürüyor. Ancak beyaz eşya ve mobilya gibi sektörlerde uygulanan vergi teşvikleri de kısa süre sonra kalkacak. Bunları sürdürmek için bütçede imkan var mı? O da şüpheli. Dün Mayıs ayı hazine nakit dengesi açıklandı. Geçen yılın Mayıs ayında 21 milyar lira fazla veren hazine nakit dengesi bu yıl 15 milyar lira açık vermiş. Yine bu yılın ilk 5 ayında hazinenin toplam nakit açığı geçen yıla göre %478 artmış. 67 milyar Türk lirasına çıkmış. Bütçedeki bozulma olağanüstü. Tek seferlik gelir ve giderler ayıklandığında yılın ilk 4 ayında 16 milyar lira olan faiz hariç açık birdenbire 61 milyar liraya sıçrayıveriyor. Oysa 2019'un tamamı için bu program tanımlı dediğimiz açığın 2 milyar lira civarında kalması hedeflenmiş. 2 milyar neresi? 61 milyar neresi? Daha yılın ilk 5 ayında hedefin 31 katına çıkmışız. Bu arada en büyük sıkıntılardan birinin de sosyal güvenlik kuruluşlarının açıklarında olduğu görülüyor. İlk 4 ayda bütçeden sosyal güvenlik kuruluşlarının açıklarını finanse etmek için yapılan transferler 17,3 milyar lira olmuş. Yani 17 milyar lirayı aşmış. Bütçeden yapılan kaynak transferi geçen yılın aynı dönemine göre 2'ye katlanmış. 17 yılda vatandaşın canını yakacak her türlü tedbiri aldılar sosyal güvenlik alanında. Emeklilik yaşını arttırdılar, binlerce mağdur yarattılar ama döndüler dolaştılar, sosyal güvenlik sistemini yeniden iflas noktasına getirdiler. Ama hala bugünkü günahlarının üzerine örtmek için geçmişi atıp tutmaktan da bir türlü vazgeçmiyorlar. Tüm bunlar bize iki şeyi gösteriyor. Birincisi, bütçe imkanları seçimler için zaten sonuna kadar zorlanmış. Bütçede tüketim ve ekonomik büyümeyi canlandıracak politikalar için daha fazla bir manevra alanı bırakılmamış. Ancak seçimlerde yapılan mızıkçılık nedeniyle bu genişlemenin, yani seçimler nedeniyle bütçede yapılan genişlemenin etkisi de saman alevi gibi olmuş. İkincisi, bırakın gevşek maliye politikasını uygulamayı, İktidarın bütçeyi toplayabilmek için seçimlerden sonra yeni vergi ve kamu zamlarına hazırlandığı artık açık seçik görülüyor. Bu ne demek? Bu daha fazla hayat pahalılığı demek, daha fazla işsizlik demek ve ekonomideki daralmanın önümüzdeki dönemde de sürmesi demek. Diğer taraftan Türk lirasının hızla değer kaybetmesi ve artan riskler para politikasındaki manevra alanını ciddi şekilde sınırlamış. Yılbaşından bu yana Türk lirası benzer ekonomiler içinde Arjantin'den sonra parası en fazla değer yitiren ikinci ekonomi. Yine bu dönemde borç temettü risk primi en fazla artan ekonomi Türk ekonomisi. Dün Merkez Bankası politika faizini değiştiremedi. Brezilya, Çin, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan gibi bize benzeyen ekonomilerde politika faizlerine baktığınız zaman bunun ortalaması %6,5. Bizde %24. Yani bize benzeyen ekonomilerin neredeyse 4 katı kadar politika faizimiz var. Şu anda 12 aylık gerçekleşen enflasyon %19 civarında. Bir yıl sonrası için beklenen enflasyon da %16. Ülkemiz dünyanın en yüksek reel politika faizlerinden birini veriyor. Yani bu enflasyon ve %24'lük faizi karşılaştırdığınızda bu kadar yüksek reel faiz başka bir ülkede yok. Geçen yıl 24 Haziran seçimlerinde hatırlayın, verin şu kardeşinize oyu, dövizle faizle nasıl baş edilir diyenler maalesef sözlerini tutmadılar. Ekonomiye güven yok. Onun için bu faize düşürme imkanı da son derece sınırlı. Değerli basın mensupları, enerji ve inşaat başta olmak üzere pek çok sektörde geri dönmeyen kredi sorunlarının ağırlaştığını görüyoruz. Millet artık borcunu ödeyemez hale geldi. Esnaf, çiftçi, sanayici, memur, işçi, herkes perişan. Ama
İktidara dönüp baktığınız zaman bu meseleleri çözmek için hala yeni borç verme peşinde. Borcu borçla çözemezsiniz. Protesto edilen senet tutarı bu yılın ilk 4 ayında geçen seneye göre %57 artmış. Karşılıksız çek tutarı aynı dönemde %84 artmış. Pek çok iş insanı ve esnaf karşılıksız çekler nedeniyle hapis cezasıyla karşı karşıya kalmak üzere. Ekonomideki sert daralmaya bağlı olarak cari açık düşüyor. Tamam. Ama damat bakan Haziran'da iktidarları döneminde ilk defa cari açığın sıfırlanacağını müjdeleyince bu biraz garip oluyor. Hasta ruhunu teslim ederken, kanı çekilmişken acemi doktor bunun tansiyon sorunu kalmadı diye övünüyor. Önemli olan ekonomi kanlı canlı iken tansiyon sorunu yaşamamak. Ekonomi büyürken cari açık vermemek. Bu da ancak ciddi, derli toplu, ayakları yere basan, güven uyandıran bir programla olabilir. Böyle pansuman tedbiriyle. Yok aspirin tedavisiyle bu işleri geçiştirmek mümkün değil. Damadın kayınbabası da dün çıkmış, Türkiye'ye ekonomik tuzaklarla diz çöktüreceklerini sananlardan, kendisini devirmek isteyen küresel ittifaklardan bahsediyor. Siz ona o küresel ittifakların bir dediklerini ikiletmeden yapıyorsunuz zaten. Gazetecilerimizi bırak diyorlar. Bizim kendi gazetecilerimiz hapiste. Onlar bizim gazetecilerimizi bırak diyorlar. Bir günde bırakıyorsunuz. Rahibimizi bırak diyorlar. 24 saatte Oval Ofis'e gönderiyorsunuz. NASA çalışanımızı gönder diyorlar. Hapisten evci çıkarıp geri gönderme hazırlıklarına başlıyorsunuz. Sizde onların ne problemi olabilir ki? Uluslararası kontratlara rağmen ortak projemiz F-35 uçak üretiminden bizi çıkartmaya hazırlanıyorlar. Bir takvim de veriyorlar. Ama bakıyoruz saray ve bakanları surete haktan tepkiler gösteriyorlar. Doğru düzgün ciddi bir tepki ortada yok. Şimdi bu küresel güçler onlar gibi her dediklerini yapan bir iktidarı neden istemesinler? Tekrar söylüyorum, ekonomiyi bu hale küresel güçler falan getirmedi. Ekonomiyi bu hale getiren yatırım ve üretim yerine ithalatı, kazanç yerine borcu şişiren, sıcak paraya yaslanan AK Parti iktidarıdır. Bunun için böyle iktidar varken bu memleketin dış düşmana da zaten ihtiyacı yoktur diyoruz. BKBK bütün seçim boyunca bunu dinledik bundan önce 31 Mart'a kadar. Şimdi jeostratejik riskler artarken asker sayısını yarıya indirip güvenlik zafiyeti yaratmaktan çekinmiyorlar. Doğru düzgün meclise de bilgi vermiyorlar. Ondan sonra da çıkıp sarayın kibirli adamı komuta kademesi güvenlik zaafını düşünemeyecek kadar basiretsiz mi diyerek sorumluluğu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yıkıyor. Ben komutanım, ben başkomutanım, ben tek adamım derken birdenbire son derece mütevazi bir hale geliyor. Milleti unuttular, milleti aldatmaya çalışıyorlar. Evet, bizim milletimiz gerektiğinde istiklali için canını ve malını ortaya koymaktan hiç çekinmez. Ama kendini unutanları, kendini aldatmaya kalkan kibirli siyaset erbabını da çok iyi tanır. İnsanlarımızın ve özellikle gençlerimizin acilen karınlarını doyurabileceği, özlediği yaşam koşullarına ulaşabileceği düzgün işlere ihtiyaç var. Kuru gürültü yapmayı bırakın. Size geçtiğimiz Ağustos ayında önerdiğimiz güveni arttıracak reçeteye bu defa bir alın, bir göz atın. Milletin emanetinin gereğini yapın. Milletin vergileriyle ödenen yediğinizin, içtiğinizin, maaşınızın hakkını verin. Değerli basın mensupları, ülkemizin, milletimizin gerçek gündemi ocaktaki boş tenceredir. Tüm bu sorunlara çözüm bulması gereken iktidar işi gücü bırakmış, İstanbul'un rantını elinden kaçırmamanın peşinde. Bunun için her şeyi yapıyorlar. Bakın haberler geliyor. Bazı illerin valileri, mülki amirleri, iktidarın il örgütü yöneticisi gibi çalışıyorlar.
Muhtarları arayıp İstanbul'daki hemşeri derneklerinin adreslerini, telefon numaralarını, yöneticilerin isimlerini bize verin diyorlar. Onlara baskı yapın diyorlar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayına oy vermeleri için. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı'nı izledik. Çaldılar, çırptılar deyip gerekçesiz seçim iptaline gerekçe arayıp durdu. Bunu aslında emir kulları Yüksek Seçim Kurulu dahi yazmadı çalınmayı, çırpmayı. O hala daha mızıkçılığa devam etmek istiyor. Belediyedeki işçilerle belediye başkanlarımızı karşı karşıya getirmek için bir sürü kumpas tezgahlıyorlar. Filmler gösteriyorlar orada. Biz işçilerimizin özgürce örgütlenmesini daima savunduk. Bunun mücadelesini verdik. Bu hakların anayasaya girmesini sağlayan bir partiyiz biz. Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir parti. İşçilerimiz hakkını, hukukunu kimin, hangi sendikanın en iyi şekilde koruyacağına inanıyorsa o sendikanın şemsiyesi altında örgütlenme konusunda tamamen özgürdür. Biz AK Parti gibi çalışanlara sendika dayatması yapmıyoruz. Herkesi kendileri gibi biliyorlar. Adalet ve Kalkınma Partisi belediyeciliğinin cenderesinden, dayatmasından kurtulan çalışanların istedikleri sendikaya gitmelerini saray şimdi kalkıp da kimseye dayatma diye yutturmaya kalkmasın. Alın teri döken, namusuyla çalışan her emekçi, her işçi bizim başımızın tacıdır. Tekrarlayalım, kendi siyasetinin finansmanı için belediyeleri arpalık olarak gören anlayışa karşıyız. Belediyelerin imkanlarını millet için değil, aynı havuzda yıkandıkları yandaşlarının menfaatleri için kullanan Adalet ve Kalkınma Partisi anlayışıyla sonuna kadar mücadele etmeye de devam edeceğiz. Şehirlerin rantı şehrin tüm hemşerileri için kullanılacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı belediyecilik anlayışı budur. İşte 18 günde İstanbul'da yapılanlar ortada. İstanbul'un nimetleri, kaynakları 16 milyon İstanbullu için kullanılmaya başlamıştı. Bundan rahatsız olan çıkar çevreleri milletin verdiği mazbatanın gasp edilmesi talimatını verdiler. Ama olanı biteni vicdan sahibi milletimiz çok yakından izliyor, görüyor. Milletimiz 23 Haziran'da verdiği mesajı almamakta direnen, kornişona sarılı dana rozbifleri, zencefilli somon suşileri, pataşura sarılmış çerkez tavuklarını, efuli ve ejder meyvesi şerbetleri eşliğinde götüren, bir eli yağda, bir eli balda yaşayan saray sosyetesine kendisine gelmesi için kuvvetli bir şamar atmaya hazırlanıyor. Değerli basın mensupları, dün Çorlu tren kazasında sevdiklerini kaybetmiş acılı ailelerimize Anayasa Mahkemesi kapısında hak ararlarken yapılan muameleyi üzüntüyle karşılıyoruz. Acılı ailelerin üzerine biber gazı ve plastik mermi sıkmak hangi vicdana sığar? Facianın gerçek sorumlularının yargılanması için mücadele veren hemşerilerime yapılan bu muameleyi şiddetle kınıyoruz. Milletimiz 6 Mayıs'ta sandık darbesiyle gasp edilen mazbatayı yeniden Ekrem İmamoğlu'na vermek için gün sayıyor. Hakkın yerini bulacağına ve 23 Haziran'da her şeyin çok güzel olacağına bizim inancımız tam. Son olarak bu pazar Babalar Günü. Tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyor. Ahirete intikal eden babalarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi değerli basın mensupları sorularınız varsa alayım. Buyurun. Konuşuluyor. O tartışma ilişkinde görüntüler ortaya çıktı ve görüntülerde Sayın Ekrem İmamoğlu'nun valiye yönelik valimiz itlik yapmıştır dediği görülüyor. Kendisine yine muhabir arkadaşımız Samet Öztürk'ün İstanbul'da sordu ve bunu söylemediğini, basitlik yapmıştır dediğini söyledi Sayın Ekrem İmamoğlu. Ve bunun üzerine Fox TV sunucusu Fatih Portakal da bu hakareti duyduğunu, görüntülerinde ellerinde olduğunu söyledi. Bu görüntüler kayıtlarda var, profesyonel kameralarda çekilmiş bir şekilde. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Bir diğer sorum da yine Ekrem İmamoğlu
ortak yayınla ilgili Binali Yıldırım'ın sorularının görüşülmesini talep ettiğini iddia etti. Ama bu iddia hem program sunucusu İsmail Küçükkaya hem de Binali Yıldırım tarafından hemen yalanlandı. Bu iddiayı neden sizce Ekrem İmamoğlu ortaya attı? Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Önce birinci sorunuza cevap vereyim. Birinci sorunuzla ilgili olarak Ekrem İmamoğlu gerekli açıklamayı yapmıştır. Kendisi kamuoyunda bilinen, tanınan bir insandır ve ne söylediğini, ne ettiğini gayet açık bir biçimde kamuoyunun önünde açıklamıştır. Bundan sonrasında süren tartışmanın ne olduğunu ben anlamakta zorluk çekiyorum. Ve açıkçası burada yeniden bir başka şeyin gelişmenin olduğunu hissediyorum. Bir diğer konu, bu ikinci sorunuz neydi? Evet, evet. Şimdi bu yayınla ilgili ortadaki bu talebin yine Ekrem İmamoğlu şunu açıkladı. Dedi ki, bu İsmail Küçükkaya'ya iletilmiş olan bir talep değil. Onların genel başkan yardımcısı ve bizim grup başkan vekilleri, grup başkan vekili kendi aralarında bu müzakerenin formatını şey derken, tartışırlarken diğer taraftan Sayın Binali Yıldırım tarafından, yani Binali Yıldırım'ı temsil eden kesimden böyle bir talep geldi dedi. Dolayısıyla İsmail Küçükkaya'nın bunu bilmesi mümkün değildi. Onun için buna cevap verecek olan Mahir Bey ve Engin Bey. Var mı yok mu böyle bir talep? Evet. Yeşim Karacaoğlu, Fox TV. Efendim, Amerika'dan Ankara'ya gönderilen bir mektup var. Cumhurbaşkanı dün aslında genel çerçevede bir yorumladı ama mektuba direkt bir cevap vermedi. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Çünkü 6 Haziran'da gönderilmişti mektup. Ama bunun dışında da Dışişleri Bakanı'nın bunu bir ultimatum olarak değerlendirilmemek gerektiğini söylediği sözleri var. Buna ne söylemek istersiniz? Şimdi mektup açık. Ama şunu burada söyleyeyim, ifade edeyim. Bu mektup Amerika Birleşik Devletleri'nde Savunma Bakanlığı'nın web sayfasında yayınlanmamış olsaydı bizim bu mektuptan haberimiz olmayacaktı. Ama adamlar saydam, şeffaf oturdular, bu mektubu web sayfalarında yayınladılar. Mektuba baktığınız zaman mektuptaki ifadeler büyük ölçüde geçmişte Türkiye'ye Kıbrıs olaylarından sonra, Kıbrıs'daki gelişmelerden sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin o dönem başkanı Johnson tarafından verilen mektuba benziyor. Ultimatumsa ultimatum var. Ya bunları yaparsın ya da seni şu projeden çıkarırız diyorlar. Dolayısıyla ifade ultimatum ifadesidir. Yetmez. Geçen hafta da söylemiştim. Orada çok önemli bir başka husus daha var. Diyor ki bu konuda Senato ve Kongre benim arkamda diyor. Beni destekliyor diyor. Zaten nitekim daha sonra Kongre'de alınan kararlarla bu özellikle bütçenin alt komitesinde alınan kararlarla bu husus ortaya çıktı. Ama Türkiye'ye dönüp bize dönüp baktığınızda bizde bu mektup maalesef meclisimize gelmiş vaziyette değil. Meclisimize yeterli bilgi verilmiş vaziyette değil. Sanki bu S-400 meselesi, Amerika ile ilişkiler, sarayın kişisel meselesi. Böyle olduğu zaman da karşı taraf karşısında zayıf kalıyoruz. Gereken sertlikte, ağırlıkta cevap vermekte yetersiz kalıyoruz. Bir hafta geçmiş mektup geleli buraya, Milli Savunma Bakanı hala daha cevap yazacaklarından bahsediyor. Ve açıklamalara da baktığımız zaman açıklamalar son derece zayıf açıklamalar. Tekrar söylüyorum. O mektuptaki gelişmelerle ilgili bilgi ve Türk tarafının bu konudaki yaklaşımı konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi bir an önce bilgilendirilmelidir. Bu mesele sarayın şahsi meselesi olarak kalmamalıdır. Evet. Top olarak
İsterseniz geçeyim. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı'nın sözlerinden şöyle bir ifade de yansıdı. Biz aslında İstanbul'da ve Ankara'da kaybetmedik, kazandık. Sadece bir vizyon noktasında, bitirin noktasında her ikide de kayba uğradık ama kaybı uğradık özellikle sözleriyle. İlçeler bazında kazandık diyor. Özel hazırlık içindeyiz sözleri de var aynı zamanda. Bunu nasıl okuyabilirsiniz, değerlendirebilirsiniz? Bir de Sayın Binali Yıldırım'ın ekümenik sözleri vardı. Bununla ilgili olarak mesela. Evet. En sonuncusundan başlayayım. Ekümenik ifadesi Türkiye'nin Lozan'da reddettiği bir ifadedir. Yani sadece Türkiye açısından değil, uluslararası ilişkiler bakımından da sıkıntı yaratan bir husus olması nedeniyle ekümenik ifadesini Lozan'da Türkiye reddetmiştir. Dolayısıyla eski bir başbakanın, daha önce de başbakanlık yapmış, millet meclisi başkanlığı yapmış bir kişinin tweetinde kalkıp ekümenik ifadesi kullanmasını anlamak mümkün değildir. Anlaşılan İstanbul'un rantını elden bırakmamak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklar. Bir tane daha vardı. Evet. Şimdi ben şunu söyleyeyim. 11 tane Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Cumhuriyet Halk Partisi almıştır. Bunların içinde İstanbul'da vardır, Ankara'da vardır. Efendim kaybetmedik, ilçeleri biz aldık, onlar aldı. Seçmen iradesini açıkça ortaya koymuştur. Demiştir ki Büyükşehir Belediye Başkanlıklarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne veriyorum. Bu durumda ilçe belediyelerini almış olan diğer partilerin söyleyecekleri bir tek şey vardır. Birlikte çalışacağız. Hemşehrilerimiz için elimizden gelen en iyisini yapmak için uğraşacağız. Birbirimize çelme takmayacağız. Ama öyle olmuyor. İlçe belediye başkanları adına saray konuşuyor. Sarayın kibirli adamı konuşuyor. Şöyle yaparız, böyle yaparız. Zararları ne olur? Millet iradesini ortaya koymuştur. Milletin iradesini dinlememek, milletin iradesine rağmen birlikte çalışmayı reddetmek sonuç itibariyle millet tarafından ciddi şekilde cezalandırılır bir sonraki sandıkta. Evet. Sordu mu peki? Efendim, Türkiye Gazeteciler Federasyonu'nda Genel Başkan Vekili İbrahim Erdoğan. Biliyorsunuz bir yargı reformu paketi hazırlandı. Önümüzdeki günlerde sanıyorum meclis çatısı altında görüşülecek. Burada Anadolu basınını ilgilendiren çok önemli bir madde var. Biz bugün bununla ilgili görüşmeler yapmak üzere meclis çatısı içerisindeyiz. Yapılan düzenlemeye göre icra iflas ilanları, yani resmi ilanlar, yaygın ve yerel basında yayınlanma zorunluluğu ortadan kalkacak. Bu, özellikle yerel basın için, son yıllarda güçlükle ayakta duran yerel basın için çok büyük bir sıkıntıyı beraberinde getirecek. Çünkü resmi ilan gelirinin aşağı yukarı %35'ine tekabül ediyor. Bu konuyla ilgili bilgi sanıyorum size ulaştı. Parti olarak nasıl bir anlayış içerisinde olacaksınız? Baştan itibaren söylüyoruz. Sadece yerel basın değil, sadece yaygın basın değil, biz Türkiye'nin tamamında basın özgürlüğünün en ufak bir sıkıntıya uğramadan gerçekleştirilmesi yönünde tarafız. Bu çerçevede özellikle yerel basının kaynaklarını azaltmaya, kaynaklarını kısıtlamaya, yerel basını zor duruma düşürmeye dönük bu düzenlemenin yapılmaması, bir an önce kaldırılması yönünde hareket etmemiz gerektiği inancındayız. Bu çerçevede meclisteki arkadaşlarımız da gerekli çalışmaları yürütüyorlar. Özellikle komisyonlardaki arkadaşlarımızdan ben bu bilgiyi aldım. Böyle bir düzenleme için
gerekli şeyi yapıyorlar. Hazırlıkları yapıyorlar. Ben açık söyleyeyim. Burada yapılmak istenen şey yerel basının bitirilmesi ya da vesayet altına alınmasına dönüktür. Çünkü burada bu mesele eğer gerçekten devlet üzerinde bir yük oluyor, bütçeye yük oluyor diye bir görüş varsa bunu da çözebilmek mümkündür. Sonuç itibariyle icra iflas ilanlarını paralarını satın alanlardan tahsil etmek de zor değildir. O nedenle böyle bir düzenlemenin karşısındayız. Bu düzenlemeyle ilgili olarak, bu düzenlemenin uygulamaya geçirilmemesiyle ilgili olarak arkadaşlarımız komisyonlarda gerekli çalışmaları yapıyorlar. Buyurun. Ahmet Abdullahoğlu, Antaklı Gazetecileri Cemiyet Başkanı. Efendim şimdi sizlerden önce İYİ Parti ve MHP ile sayın vekillerle görüştük. Özellikle bunun bir torba yasa içerisine sokulacağını ve yasanın bu şekilde çıkarılacağı noktasında bilgiler edindik. Ki demin sizin ifade ettiğiniz gibi icra ilanlarında vatandaş parasını ödüyor. Vakıflarda da aynı şekilde ihale ilanlarının parasını vatandaşlar tahsil ediyor. Biz de diyoruz ki Anadolu basını olarak yerel basına verilecek ilanların paralarını ihaleyi kim aldıysa o ödesin. Devlet bütçesinden bu ilanların parası kaldırılsın. Hem devlet bütçesi rahatlar hem basındaki yeni işsizler ordusu olmaz. Bu noktada eğer torba yasa içerisine getirirse CHP grubu olarak ne yapabilirsiniz? Bizim buna karşı biz böyle bir düzenlemeyi destekleriz. Karşı olmayız ama biraz önce söylediğiniz konuyu da ben unuttum. Yani sadece bu konu sadece basın özgürlüğüyle ilgili değil. Aynı zamanda yerel basınla ilgili getirilen bu düzenleme istihdamı, hep söylediğimiz, konuştuğumuz işsizliği de çok yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla böyle bir uygulamanın bir an önce değiştirilmesi, bu uygulamaya geçilmemesi için gerekli düzenlemenin yapılması konusunda biz gerekli desteği vereceğiz. Evet, çok teşekkür ediyorum.